Herkese merhaba, ben Şenol. Kesbastırmak'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Kaç bölümdür adam gibi otobüsümüzü kullanamadık. Hoş, yeni otobüsü tamir ettirecektik de. Tamiri bu arada tamirhaneden. Telefondan da alabiliyorsun dediler de telefon, ben de hatırlıyorum. Telefonu bulamadım. Sonuç olarak tamirhaneden halledebiliyorsun ama sonranın işi. Ayrıca tamirhaneye gittiğimizde boyama işini de halledeceğim. Boyayı maalesef modifikasyon muhabbetini bulamadım. Şey gibi düşündüm, hani My Summer Car gibi bulabilirsem dosyasını değiştiririm üstünü falan diye hesap ettim ama çok da kurcaladığımı söyleyemeyeceğim de kurcaladığım kadarıyla bulamadım. Eğer varsa öyle bir bilginiz üstündeki boyayı değiştirmek için. Hani atölyede var bir şeyler. İçinden bir tanesini beğenip de koyabilirim de. Ne bileyim, böyle Kamil Koç falan dedim, yapayım da. Veya Ulusoy, ne bileyim yani. Bilindik Türk firmalardan bir şey koyayım dedim. Bulamadım abi. Sağlık olsun. Onun dışında elemanları biraz daha inceledim böyle. Şu anda bizimkisi bayağı cacık. Şu ortadakinde güvenlik diyor, çalışanın güvenliği. Şu yıldız içinde level diyorlar ki mantıklı. Hani %6 ile %10 bayağı kötü abi. İş piyasasına baktığın zaman mesela bak, bu abinin güvenliği 97.9, level 12. Mesela bunun güvenilirliği bayağı düşük ama leveli yüksek. Tahmin ediyorum bu daha hızlı mı yapıyor? Daha fazla mı para getiriyor? Hani leveli yüksek ama güvenilirliği düşük. Burada mesela 12'ye 30 var. Yani şu mesela bana en mantıklısı geldi. Muhtemelen bunu alacağız. Biz benim onu kovabiliyoruz değil mi? Çalışan maaşını ayarlamak. Nereden kovuluyor? Şoförler desek. Sıfır desem gider mi bu herif acaba? Kovmanın yeri vardır muhtemelen ya. Şu an zaten bunu bir haltı çalıştıramıyorum. Neyse, sonuç olarak bir tane almıştık görev. Bu görevi ilk başta kendiniz yapmanız gerekiyor diyordu. Daha aracın plakasını da değiştiremedim ya. Onu kendime adıyorum. Atıyorum. 6. ayın 14'ü saat 8. 6-14 saat 8. Bu arada bunların hepsini buradan da yapabiliyorsun ya. Biraz kurcaladım buraları da. 6-14 saat 8. Sabah 8. Saat 8-9-22. O arada mı halledeceğim onu? Neyse, hadi bismillah diyelim. Zamanı aldık. Sabah 7.30. Yarım saate oraya gideriz herhalde. Hadi bismillah. Onun dışında sıfır kamerası ekstra bastıkça diğer taraflar da açılmış. Mesela yakıt falan buradan görebiliyoruz. Şöyle bir açalım. Ben yakıt aldım mı buna ya? Aldım demek ki, bayağı full. Çalıştıralım abi. Onun dışında sol taraftaki tuşlar da var. Sol paneldeki. Artı sol kapı kenarındaki. Bayağı cam falan açabiliyor. Bakar mısın? Hepsini gösteriyor. En arkadan gösteriyor. Ondan sonra da birinci kameraya alıyor. Bu birinci kamera. Hadi bismillah. Kapıyı da kapat. Bu arada başladığın gibi abi şeyi açabilirsin. Wi-Fi'yi aç, mutfağı aç, tuvalet temizliği aç, okuma ışığı, yolcu ışığı, duyuruyu başlat. Ne o? Onu bilmiyorum. Herhalde ses falan gelmesi lazım ama. Kapı falan burada. Kapıları kilit de var. Klima. Buradan ayarlayabiliyorsun bile abi. Sıcak, soğuk. Derecesi falan yazıyor mu dışarı? Lan bu arada zaman geçiyor ya. Neyse, hadi bismillah. Ufaktan uzayalım abi. Yolcu drop bas bağlasan durmaz. Hadi bakalım. Yolumuzu gösterdi. Sarı benim gideceğim yol. Yapacağım yol diyelim ama durak olarak buradan başlamayacağım için. Bu arada trafiği, ha bir önceki bölüm söylemiştim zaten değil mi? Normale çektim abi. Aşırıdaydı. Normale çektim. En temizi. Ters şeritten gidiyorum da anca bu abinin götünü kurtarabiliyoruz. Buraya göre değil. Klimanın sesi biraz şey ya. Fazla değil mi ya? Yani otobüslerde tamam, klima bir miktar ses çıkartır da bu kadar da ses çıkartmaz mı abi?
Oğlum adamların beyni yanar lan. Düşünebiliyor musun yol boyunca bu ses? Saatlerce bu ses. Oğlum karar ver lan, geçiyorum. Allah Allah. Babacım. Tamam. Manyak mıdır nedir, geçiyor mu geçmiyor mu? Saat 7.37. Yani buradan bana U çektireceksin, geri dönüyoruz. Hangi durağa götürüyor beni bu ya? Ha, muhtemelen havaalanı durağına götürüyor. Bu sınırsız yapılan görev. İşçiye vereceğim bunu haliyle. Bunu yapalım hani, tek seferlik görevleri her seferinde bir sefer ben yapacağım, bir sefer işçiye, bir sefer ben, bir sefer işçiye. Uş, diğer taraftan bu sonsuz görevlerden kaç tane var onu da bilmiyorum. Şimdi hadi ilkini verdik, işi büyütmek istiyorum. Ne alt edeceğim haliyle? Yanıma bir tane daha eleman aldığımı düşünün, onun da otobüsü var. Ben bir görevi yapacağım, peşine adama yazacağım. Diye düşünüyorum. Fakat diğer görevler sınırsız değil. Ben bir sefer yapınca bu görev iptal olmayacak mı? Haliyle şoföre verebileceğim tek görev o zaman sınırsız olanlar diye düşünüyorum da bilmiyorum tabii. Denemediğim için çok kesin bir şey de söyleyemeyeceğim. Ya oyunu da... Bus Simülasyon 2018 var. Hemen peşine ona da bakmak istiyorum. Hatta yapımcı firmaları galiba aynı, yanlış bilmiyorsam. De bu da bir sardı böyle, tam tadını da alamadım. Yoksa hani maşallah kaçıncı bölüm? 8. bölüm oldu galiba abi. Akşam 6 serilerini elimden geldiğince kısa tutmaya çalışıyorum. Yeni yeni oyunlara bakayım diye. Elimde oyunlar da var. Yeni oyunlar da öneriyorlar. Yani yeni oyuna geçmediğim zaman haliyle yeni oyunlar yalan oluyor. Dönüş durağı. Yani soldan gideceğim, döneceğim. Tam karşıdaki duraktan alacağım. Tamam baba. Tamam. Olur. Aracın sesinde bir şey var değil mi ya? Araçta bir şey var ha. Aracı bir tamir etmek lazım. Neyse şu işi halledelim, ondan sonra tamir ederiz. Fazla uzun süreceğini sanmıyorum. Kısa bir yola benziyor. Hayırlısı, bakar mısın? Her yerde Starbucks baba. Dünyayı ele geçiyor. Nereye lan çarptım? Ha, aynalara bakacaktım bak, unuttum yine ya. Var abi var, gördüm, bir tane videoda gördüm. Sağa aynı ETS'de benim koyduğum gibi. Güzel mi ETS'de? Çekmeyecek gibi. ETS'de yaptım abi benim. Sağda dikiz aynam var. Solda standart dikiz aynasını kullanıyorum da sağda bir dikiz aynası koydum. Evet, Aksaray... Neyse yapmayacağım. Abi bunu da açayım. Sanki arkadan mı bineceğim? Hayırdır ablacığım? Lan yine neden yok? Bine neden? Bine neden diyorum. Allah Allah. Harbi mi diyorsun? Yolcunun binmeme gibi bir ihtimali var mı ya? Belki de vardır. İşte o kadar fazla yok. Tamam, kaçıncı bölüm oldu da. Sonunda boş dolaştık fark ettiyseniz. Saat 8 olmadı diye mi lan acaba? Belki de ha. Dur bakayım. 53 geçiyor, o kadar bekleriz ya, sıkıntı değil. Oh. Gelme lan. Tamam da orası kayboldu ama. Tabi orayı yapmamış saysaydı kaybolmazdı alan olarak. Veyahut da bu kamerada mı gözükmüyor? Cık, yok abi. Burayı yaptık. Bu arada böyle de gidebilir. Şöyle yani şeyi görüyorum ya. Yok abi, bayağı kayboldu burası. Gidelim o zaman, yolumuza bakalım, ne yapalım? Bir tarafa dönmezsin değil mi sen? Zıbıdı. Demek ki yolcu almadığında oluyormuş. Umuyorum. En azından. Kız 50 istiyor.
Ya şu tam bir kısa yol olsa mesela İbre'ye bakma. Hani şöyle yapabilirim. Ama yapmasam daha iyi olur. Hani göremedim bile ne yaptım o anda. Gazdan çektim onu. Ayağımı. Elimi. Teknik olarak elim gazda şu anda. Teorik olarak ayağım gazda olması lazım. Gittiğim yol bir de kayboluyor. Yaptığım yol kayboluyor. Navigasyondan bahsediyorum. Gittiğim koyu turuncu benim yapmam gereken yol. Yaptıkça kayboluyor ama biraz fazla geriden kayboluyor herhalde. Ha, ona bakabilirim aslında. Dur bakayım. Kaçıncısı 50 onun? Şöyle bir yavaşlayıcı. Sağ tarafta tamam anladım gibi. Oha! Yanlış diye bastım. Allah! Tam acemişim. Allah'tan müşteri yok ha. Vallahi rezil olurdu. Hareket halindeki arabayı istop etmek var ya böyle ciddi mumluk yani. Kuş burada sadece yanlışlıkla E'ye basman yetiyor da. Gerçek atlamasın. Hareket halindeki arabayı istop etmek. Abo! Olur da bildiğiniz aracın şoförü öyle bir şey yaparsa hareket halinde olsanız bile fark etmez. Açın kapıyı atlayın abi aşağı. Muhtemelen yaşama şansınız daha yüksek. Bir şaka tabii. Abi Aksaray diye mi bağırmam lazım? Nedir olay ya? Arıza var bu işte. Vallahi bir arıza var. Veyahut da bu yola ben hiç adam atamayayım mı? Ne yapayım bu? Burası böyle boşsa. Arkadaş su yakmıyor bu ya. Keyfiniz bilir. Sanki günün başka yani yanlış gün yanlış saatte şey yapıyor gibi. Alakası yok böyle. Sayıyor yani. Bak yanan durak benim gitmem gereken durak. Bayağı ters şeritten doğru anca dönersem kurtarıyor ya. Yani diğer şeride kadar yorumlarda da vardı o muhabbet. Diğer şeride kadar girmem lazım ki ancak götü kurtarsın. Başka türlü olmuyor. Aracın sesi hiç hoşuma gitmedi ama aracın sesi adilik var o işte. Hani sanki benim kulaklığım bozuk. Ama siz de o aynı şeyi duyuyorsanız şimdi oyun da full sürüm değil ya. Hani biraz sorunları var ya. Acaba diyorum bug'da falan mı kaldı ama sanmıyorum ya. Muhtemelen sağlam bir bakım gerekiyor bu araca. Şimdi böyle sonsuz döngü değil değil mi bu muhabbet? Her gün belli bir saatte turunu yapıyor, yoluna bakıyor. Fena iş değil aslında. Bir iş bulsam çalışırım. Şu an bunu kullanacak ehliyetim yok ama çok da zor değil. 21 yaş istemeleri lazım bunları kullanmak için gerekli diye de. Aman abi, otobüs en sonda. Biraz olsun yol muhabbetini kavradım. Ya şimdi kırmızı falan yapabilirim aslında ya. Farklı renk olsun. Abi başka oyun oynuyorum. Dışarıdayım dışarıda. Dışarıda dolaşırken bile böyle beyaz araç gördüğüm zaman otobüs tarzı. Böyle bir bakasım geliyor. Hafta sonu tam bir tanesinin yanına gittim böyle fotoğrafını çekecektim. Çıs diye kapısı kapandı. İçindeymiş adam. Hemen böyle bir irkildim uzadım götüm götüm. Bunu ne dedim bir fotoğraf çekeyim buldum aracımı falan diye. Onun yerine Dino kapısı buldum. Evet Dolmabahçe Sarayı evet tutturanlar oldu. Tam bayağı böyle arkta yaptığımız Dino kapıları gibi. Dev duvarların etrafında. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Abi burada hiç müşteri yok ki. Kardeşim. Yanından açalım diyeceğim de. İnşallah bu. Sakın ol abi. Ne tribe girdin o kadar ya? Bu arada bunun bir ara bug'landı oradan biliyorum ne diye bağırıyor diye.
Merak ettim de. Kapı açık olduğu zaman miiii bağırıyor sanki bu. Ehliyet olma, ehliyet mi? Emniyet kemeri takmadığında bağırma muhabbetinin daha böyle abartılı kısmı. Belki ben kapı açık püfür püfür gitmek istiyorum. Zaten cam açık, klima açık gidiyorum. Ve kapı açık gidelim, tam olsun. Abi Allah aşkına şurada bari müşteri olsun ya. Aha bak, bak. Gözünüzü seveyim, bir kişi bilsin lan, bir kişi. Çok değil bak, bir kişi sifta olsun diyorum, sifta. He? Abiler ablalar. Gözünüzün yağını yiyeyim ya. Baba bu nedir ya? Ha ha, işimiz var ya. Vallahi işler kesat. Harbi diyorum. Allah sonumuzu hayırlı. Benim ev kısmında gösteriyor durağda. Hayır, şimdi benim zararımı kim karşılayacak? Tahmin ediyorum özel sektörden ziyade böyle devlet destekli bir işse bu, devlet en azından minimum olabilir. Hani der ya işte, atıyorum sana, sen bu vardiyayı yap, İşte atıyorum 10 liraya kadar minimumum benden 10 lira üstü kazanırsan, ya da her gün bir 10 versin üstüne kalan. Nasıl olur? Günde standart bu işi yaptığım için devlet bana belli bir miktar para versin. Pazarlık yapıyoruz belediyeyle. Onun üzerine ne müşteri bulursam, ama yani o minimumla bile en azından yakıt parasını kurtarayım. Zarar etmeyelim abi. Yakıt artı günlük benim masrafım. Tabii sadece yakıt kurtarmaz. Günlük benim masraf da lazım. Benim değilse bile elemana verdiğim zaman... Abi dönüp sağa gideceğim. Niye turluyorum ki oradan? Manyak mıyım ben ya? Allah'ını seversen orada bir şey yok ki ya. Döndük dolaştık. Galiba son durak bu. Burada işim bitiyor. Muhtemelen son durak. Allah'ı... Oğlum siftahım yok, siftahım. Muhtemelen bağlandık ya. Harbi diyorum. Şeytan niye buradan... Git anasını satayım. Git buradan git. Oradan dolaşana kadar. Burası son durak. Burada müşteri istesem de alamam. Herhalde. Olan müşteriye de yok. Bırakma gibi bir durum olmadığına göre olsun, yine bir kapıyı açarız ya. Yalandan bir kapı açalım. Geze. Bitti işimiz ha? Bu mudur yani? Kapıyı açsam girmezsiniz değil mi içeri? Valla girerseniz de garajımı görürsünüz, ne diyeyim. Tiplere bak, ikiz misiniz lan siz? Birinizin boyu bayağı kısa. Yaralar Rabbim, birine biraz böyle azalmış. Ya hadi görüşürüz buna. Çok kamyon. Aman abi, aman. Çok kamyon değilmiş. Devam abi, devam abi, devam abi. Neyse, çekelim garaja, alalım tamirhane şeyi. Ha pardon, elemanı buraya atayalım. Elemanı kovalım, yeni eleman alalım. Elemanı buraya atayalım. Hiçbir şey kapamama gerek yok değil mi? Var mı lan? Yo. Hayır, her şey açık kalabilir yani. Tamirhaneye giderken hiçbirinin açık olmasına gerek yok tabi de. İlk başta eleman işine bakayım. İşler kesat baba. Vallahi işler kesat. Bu işçiyi kovamıyoruz şimdi değil mi? S-
Sıfır anasını satayım. Var mı öyle bir şey? Reddet. Ha kovdum. Lan reddet kovmaymış. Ne bileyim. Orada doğru tik var. Çarpı var. Reddetme aslında. Çarpı. Tamam. Eyvallah. Aa. Eleman nereye gitti? Haydi. 7 level 88. 15 level 17. Melia Hatun. Otobüs şoförü. Maşallah. Var mı böyle güvenilir bir şey ya? Abi 90 küsürdü herif ya. Keşke alaydık onu. 90 küsürdü de level 12'di değil mi? Level 15. Melia'yı alayım mı ya? Bunu level 15. Güvenilirliği 17. Güvenilirliği biraz sıkıntı ama güzel de parası var. Gel ya ablacığım. Abla galiba. Şoförler. Yalnız kovdun mu? Niye burada tutuyorsun ki? Yani iptal ettim de öbür tarafta tutuyor mesela. Ben anlamadım o işi. Neyse ablacığım. Aha. Aa bende iş. E tamam ben bitirdim. Ne diyorsun ya? Yapmadı mı saydı lan bu bana? Harbi yapmadı saydı galiba. Şoförleri atamak için yanında şeyi var normalde. Kendimi o işten çıkartabiliyor muyum? Şoförler kendimi schedule'dan yapamıyorum. Ya ben şu tamirhaneye bir gideyim de. Araç bunu bakayım derken vaktim kalmayacak. Tamirhaneye gidemeyeceğim. Elemanları bulurum oradan bir yerden muhtemelen bir işten bir işe aktarma olayını. Eleman derken bir tanesi benim ya. Buranın da galiba belli bir leveli varmış eleman almak için. Tek bir tane otobüs bizim otobüs. Bir otobüs nerede Allah bilir. Ya of başladılar yine. External repair abi gidip yaptırma muhabbeti. Şunlar bir dakika. Ayrıca bakmam gerekiyor mu? Lastik değiştirme, V kayışı, fren. Yağ değiştirme yok. Yağ değiştirmeyi buraya çakıyor musun sen? Çakmıyorsun. Yani bariz lazım olanlar. Tamir etme olayı buraya eleman almam lazım işte. Şoför ve araç değiştir. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba. Sen sürekli işte misin? Galiba sürekli işte. İşte olamaz ki elemanı kovdum artık. Kardeş. 1793. Ne zamana? 6. ayın 18'i saat 17. Öyle bir şey ki direkt şuradan değiştirebiliyorum. Hop. 8.17 workshop appointment. Tamam abi. Saati neye göre ayarlıyor? Saat kaç? Sabah 8. Akşam 17'de olacak. O günü geçmediği sürece girebiliyormuşsun. Öyle diyorlar. Öyle diyorlar. Ne kadar doğru bilemem. Bunların hepsi çalışıyor değil mi? Kapat. Gerek yok. Sürücü monitörü kapalı. Ha şu. Bu ne? Yolcu monitörü. Aaa. Açılıyor mu lan harbiden? Açılmadı. Bir şey yok mu orada? Neyse. Bir dakika ya. Bir şey deneyeceğim. Ben şimdi buraya ışınlansam otobüsü götürmem şart değil mi? Işınlanma oraya yok ki zaten. Hadi bismillah o zaman. Yavaş yavaş geri gidek. Işınlanınca işin güzel. Teknik olarak ben buraya ışınlansam bile. Ya bir nevi elemanlar senin aracı park etti muhabbeti oluyor. Yersen. Başka mantıklı bir açıklama da getiremiyorum ya. Bu arada şurayı işaretleyebilir miyiz? Çıt. Teşekkürler. Teşekkürler. Bunlar da tadilatınıza sizin. Bitmiyor abi bazı insanların tadilatını. Ne diyorsun abi? O yol nasıl bir yol ya? Karşı şeride geç. Aman abi. Bunlar da biraz deniyor ya.
Ama biraz çok değil. Farming biraz itin götüne soktum. Farming kadar değil. Böyle arada bir durduklar oluyor yani. Ayak artık anasının gözü ya. Farming'de hiç durmuyorlar. Hiç durmuyorlar. Sıfır. Burada bayağı rezil de durum. Bak şimdi burada bayağı bayağı ileriden dönmem lazım. İşte çevirince de gideyim diyorum. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir ayar yok ya. G20'de direksiyon bakıyorum deli gibi abi. Bunlar da iyice uçmuş. Dolarla birlikte o da uçmuş. Okunu çıkartmışlar. Yani bir sene önce G29 sıfır aldığım fiyata G27 satmaya çalışanlar var. Allah fikir versin. Manyak mı onlar? Nedir ben çözümüm? Uygun fiyata bulsam kapacağım da. Bir nevi parasını ayarladım diyebilirim. Ama yok yani uygun fiyatı temiz sağlam. İkinci el bu ara bulamadım. Aceleye gerek. Aceleye gerek. Panik yapıp gideceğim arızalı veya pahalı bir şey alacağım. Hiç gerek yok. Kardeş ben buradan çekerim uğumu. Madem Türksün dön ürksün yani. Yol burada. Arabanın sesi inşallah değişir. Araba. Otobüsün sesi inşallah değişir ya. Yardır pompa. Zaten kaç kilometre hıza kadar gidiyor ki bunlar? Ortada kilometre rakam olarak da yazıyor aslında. Ben burada ibrede görmeye çalışıyorum da. Şu an burada 90 yapabilirim en fazla. Zaten 90'a çıkmıyor bu değil mi? 85'te kalıyor. 87. 90 mı oldum lan? 90 oldum. 110'a kadar çıkabilirim şu anda. Burada bir hız limiti. Anında geçirmiyorlar abi, sıkıntı yok. Anında geçirme diye bir şey yok. Hatta burada ya uzun yolda belki olabilir de özellikle böyle dar kısa yollarda hız limitini aşarak ceza yemek zor be. Hani burada manyak gibi yardırmazsan çok sağlıklı değil. Yokuş aşağı böyle ver dedim bir 50 küsur yapabiliyorsun tabi de. Kesinlikle sağlıklı değil. Bu arada buranın kasasını açtım. 300 küsur binim var. Şimdi tam ortalama gerekiyor. Sağ dikiz aynısı işte burada. Buralarda işe yarıyor. Fark ettiniz hep sağ tarafı vuruyorum. Ya tam acemi vurması zaten o ya. Yani sol taraf dan ziyade çoğunlukla normal arabada da otobüste de tahmin ediyorum öyledir. Sağ tarafı vururlar. Sağ arkayı böyle tam kestiremezsin. Sol tam senin kullandığın yer olduğu için hoş tabii İngilizler için demiyorum. Bunlar da tahmin ediyorum tam tersini yaparlar burada. Dön ulan. Bak mesela saat 8, akşam 5'e bizim randevumuz. Tahmin ediyorum alacak bizi bu. Dokunduğum gibi hatta aldı. 1923, 355 binim varmış bu arada benim. Buyur canım. Bu şu tarihte 6. ayın 18'i. Nasıl oluyor? Ben içinde mi kalıyordum? Tarihi atıyor mu bize? Galiba o tarihi atıyordu. Veya da böyle siyah ekranda bu tarihe kadar etkisi yok hayır. Baba bir el frenini bir çek. Klima nerede ki? Şurada. Buradan herhangi bir şey açtın mı? Kapat abi kapat. Boyaya sokacağız şimdi. Cama açık diye belki de motor sesi geliyordu ya. Hiç aklıma gelmedi ha. Kesin o ha kesin. %100 o. Harbi mi diyorsun? Hala çıkmamış mıydı götüm benim oradan ya?
Maşallah. Maşallah. Yanıcı madde. Buradan götüme vurma gibi bir ihtimal yok canım. Yok harbi yok. Bak şöyle kırmızı falan yapabiliriz. Şimdilik ya ileri doğru söylerseniz yöntemi falan varsa değiştiririz. Bir şeye boyayım ya. Kaç para zaten? Parası da pek bir şey değil. Aracı yapmışız. Bir şeye boyayalım. Böyle çok seçici değilim şu anda. Çünkü hani tabela muhtemelen. İsteğime göre bir şey bulamadığım için şimdilik ne bulursam kârdır. Onlar da bir acayip. Kapı bayağı büyük ya. Sıkıntı olacağını sanmıyorum. Hadi bismillah. Bunu diyorum mesela. Bu olabilir. Ne yaptı ki bu? 2000 euro. Turuncu. Bu da olabilir aslında. Ha. Yay. Çin 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 çin. Explore the world. Pek benlik değilim ama otobüse gider. Local geç. Bozuk çıkıyor başta. Niye bozuk çıkıyor? Mehermen tur. Rosalie bas. Lan oğlum cantmat kötü gözüküyor be. Ama bariz kırmızı ya yani. Aldım gitti ulan. Kırmızı ise kırmızı kardeşim. Ne uğraşıyorsun? Yalnız ben oyuna ilk girdiğimde buradaydık zaten. Bir önceki bölümü de burada bitirmiştim hatırlıyorsanız. Burada şey yaparız demiştik. Neyse bir tur attık. Tamir ettik. Boyadık. Ev ışınlanabilirim şu anda istesem. Ki otobüsü de galiba ışınlıyor. Bir dakika yanlış olmasın. Işınlanıp görelim. Otobüsü de benim yanıma ışınlıyor. İşin güzel tarafı. Aynı jipler olduğu gibi. Başka... Hop hop pardon. Başka yerler ışınlandığım zaman otobüsü yanıma ışınlamıyor. Jipi ışınlıyor. Dolaşabil diye. Ama eve her türlü istediğin gibi gidebiliyorsun. Ha burada da bak turuncu otobüs kullanıyorlar. Turuncu da fena değil aslında. Hani kırmızı veya turuncu. Hani ben benimkini kırmızı geri kalanınkini turuncu falan. Ha geldi bak yürü. Neyse evimize döndük. Evet bölüm de bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen. Ben de mesaj basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.